En düşük emekli maaş zammı Temmuz 2024 saat 18.00'de net olarak belli oldu. Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı saat 18.00'de net olarak belli oldu. 10.000 Türk Lirası olan maaş Temmuz'da bakın ne kadar olacak? Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri 16 milyon emeklinin tamamının en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor geri sayım devam ederken zam ile ilgili yeni tahminler de ortaya çıkıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon ve refah payı ile zam yapılacak. Ayrıca en düşük emekli maaşı da güncellenecek. Yılbaşında 10 bin Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşının Temmuz'da geleceği rakama ilişkin yeni bir haber geldi. Peki Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni en düşük emekli maaşı Temmuz ayında kaç Türk lirası olacak? Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli zammı Temmuz 2024 net rakam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisine ek olarak aynı zamanda refah payı da hesaplandı. Hem emekli kök maaş zammı hem de en düşük emekli maaşı zammı ortaya çıktı. Peki Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş zammı son durum ne? Merakla beklenen Temmuz 2024 emekli zammı ve yeni hesaplamalar haberimizde. Sosyal Güvenlik müşaviri Emin Yılmaz Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı tahminlerini saat 18.00'de açıkladı. Bugüne kadar her yaptığı açıklama ile tam isabet tutturan Emin Yılmaz'ın tahminlerine göre Temmuz'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için enflasyon zammı %25,86 olarak gerçekleşecek. Ayrıca emekli taban aylıkları da artacak. Sosyal Güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'ın Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı zammı tahmini 12.500 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası arasında oldu. Son dönemlerde emeklilerden yükselen tepki sesleri ve aynı zamanda Cumhur İttifakı ortakları ile muhalefetin çağrıları doğrultusunda en düşük emekli maaşında 15 bin Türk lirası daha yakın bir ihtimal gibi görünüyor. Emekli kök maaş zammı ne olacak? Emekli kök maaş zammı problemi hala devam ediyor. Birçok vatandaşım çok maaşı 10.000 TL'nin altında olduğu için en düşük emekli maaşı almak zorunda kalıyorlar. O sebeple bu soruna çözüm bekleniyor ancak şu an için bir çözüm bulunmuş değil. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisinin kök mal için şu anda %25,86 oranın kesin olduğunu söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da refah payı açıklaması gelecek. Bu durumda 5 puan ile 10 puan arasında bir refah payı zammı bekleniyor. Emekli maaş zammı için toplam oran bu durumda %35'e kadar yükselebilir. Böylece kök maaşlarda %35 artış yapılır ve aynı zamanda en düşük emekli maaşı da aynı oranda arttırılırsa yeni en düşük emekli maaşı 13.500 Türk Lirası olacak. Fakat emekliler ısrarlı ve kararlı Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık çağrı yapan emekliler, en düşük emekli maaşının 15 bin Türk lirası olmasını istiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan son kararı söyleyecek ancak pazartesi günü Özgür Özel ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yapılacak görüşüme de bu anlamda kritik öneme sahip.